Vallahi ben Kuzey sinirlenmesin diye onun bizim şirkete gelip gittiğini bile söylemedim. Şimdi bir de iş yapılıyor onunla. Ya işte öğrenir nasılsa. Sonra aramızda bir de bir problem olmasın. Söylersin ona, durumu anlatırsın, tamam mı? Konusu geçerse söylerim. Durup dururken sinir etmenin alemi yok. Tamam, sağ ol. İyi, hadi. Ne olmuş Mersin'de? Gerçekten olaysız mı gitmiş? Ferhat'la işini halletmiş işte, parasını da vermiş. Olayı bitirmiş işte. Sima'ya da söyleyeceğini söylemiş. Hayatını karalayan ne varsa siliyor işte. Bir bir kurtuluyor safralarından çok şükür. Beni de bu gruba dahil ettiğin için sağ ol. Vallahi ben öyle bir şey demedim ama yarası olan gocunur tabii. Kuzey cephesi giderek kalabalıklaşıyor. Neyse biri geldi. Görüşürüz sonra. Yunus. Merhaba Güney. Merhaba. Banu burada mı? Yok. Hoş geldin. Bugün gelecek mi peki yakın zamanda? Yok, gelmeyecek bugün. Bir şey mi oldu? Habersiz geldiğim için özür dilerim ama seninle konuşmak istiyorum. Çok kalmayacağım. Tabii tabii, gel. Buyur. Çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim ben. Küçükken oyuncaklarımla yaptığım inşaatlar şimdi betonla, çelikle yükseliyor işte böyle. Dubai'deki inşaat bundan da yüksek olacak. Hatta gidince göreceksiniz. Aşkabat'taki de aynı şekilde. O geziyi biraz ertelememiz gerekiyor. Her şey çok ani gelişiyor. Biraz hız kesmemiz gerek diye düşünüyorum. Aslında dün geceden sonra böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Güney yüzünden mi? Aile meselesi diye. Anlıyorum. Bunu verilen kararlardan döneceği şeklinde algılama. Ebru Sinaner, yani annem çok ileri görüşlü bir iş kadınıdır. Küçük insanların çıkardığı küçük dedikodular yüzünden büyük işler arkasını dönmez. Zamanı kullanmasını da bilir, beklemesini de. Ben de böyle olmasını umut ediyorum. Dostluğumuzun uzun ömürlü olacağını biliyorum. Üstelik hiç kimse masum değil. Güney'den mi bahsediyoruz? Banu'nun senden sakladığı şeyler var Güney. Ne demek oluyor bu şimdi? Biliyorum. Bunu benim söylemem doğru değil ama dün geceden sonra çok sinirlendim. Barış beni de Sinaner'lerin demirbaşlarından biri sanıyor. Sen de ileride öyle olacaksın gibi görünüyor. Bu o aileye girecek herkes için kaçınılmaz son. Venüs, bir dakika bir dakika, ben anlayamıyorum. Ne söylemeye çalışıyorsan açık açık söyler misin? Bizim altımızdaki zemin gerçekten çok kaygan Güney. Birbirimizi kollamak durumundayız. Banu benden ne saklıyor? Banu'nun sorunları senin zannettiğinden çok daha önemli. Babam doktor olduğu için çok iyi biliyorum. Rahatsızlığı çok ciddi. Sürekli değil ama çocukluğundan beri zaman zaman ortaya çıkıyor. Tehlikeli olabiliyor. Birkaç yıl önce yaşadığı krizde köşkü yakmak üzereydi. Banu, lütfen burada olduğunu söyleme, lütfen. Efendim? Hayatım, hazırlan, seni almaya geliyorum. Tekneye gideriz ha? Yoksa evde mi kalmak istersin? Güney? Yok, evde olsak daha iyi olur canım. Ders çalışmam gerekiyor. Dakikaya, tamam canım, bekliyorum. Venüs, bir dakika. Doğru düzgün anlatır mısın şunu? Bana başka bir şey sorma Güney.
konu gerçekten çok hassas. Gerisini babamdan öğrenmeye çalış. Hoşça kal. Böyle kapı kapı dolanıp da mafya aranmaz ki ya. Ne bileyim lan. Hayatımda mafya aramış adam mıyım ben? Söylediler geldik işte buraya. İyi o zaman. Duvara yazalım. Bekir Mali'yi rahat bırak yazalım. Altına da ismimizi yazalım. O bizi bulsun. Tamam o zaman hadi buradan dağılalım. Sen git kendine kiralık ev bak. Ben de fırına geri döneyim. Kuzey. Bizim bu iş güç mevzularını da konuşmamız gerekiyor. Tamam onu düşünüyorum ben. Sen merak etme. Hayır oğlum ben artık pazarı tezgahı iyice boşladım. Ercan ayıp oluyor. Abim de bir yandan didikliyor. Artık elimizi bir taşın altına sokmamız lazım. Oğlum bak. Taş toprak deyip bana hatırlatma. Benim kafam bozmadı. Tamam pardon. İyi o zaman. Ben kaçıyorum böyle. Çocuklar top oynuyor. Onlara bakarım biraz. Oradan da yürümeye bakarım. Tamam hadi eyvallah. Efendim Zeynep. Sizin dükkanın önündeyim. Kaytarmışsın yine. Ha öyle oldu ya vallahi biraz hava aldım. Anladım. Bu akşam babam Gülten ablayla birlikte sergiye gidecek. Ben de konuştum onunla izin aldım. Bu akşam evde size yemek yapacağım. Cemre'ye de söyleyeceğim. Sen de Ali'ye söylersin tamam mı? Bekliyorum. Yok ya hiç uğraşma boş ver. Ya ama Kuzey. Lütfen. Hem yanımdan hiç ayrılma diyorsun. Hem de beni ekmeye çalışıyorsun. Yok canım o. Olur mu öyle şey? Tamam o zaman bekliyorum. Olur tamam. Akşam görüşürüz. Cemre içim hiç rahat değil yavrum. Bak gitme dersen gitmem. Ya saçmalama anne, hadi git. Bak Zeynep'lere gitmek istemiyorsan sen de kendini hiç zorlama. Gitme yavrum, otur evde. Bak Hüseyin abi geldi, hadi bekletme. Ay Cemre, kime diyorum ben? Ya anne duydum ama gitmem lazım. Çünkü Zeynep babasından Cemre gelecek diye izin almış. Bak şimdi yavrum, aklım sende kalacak. Ya niye aklım bende kalıyor Allah Allah? Arkadaşlarımla eğlenmeye gidiyorum. Keyfine bak sen. Gülter Hanım. Hüseyin Bey. Ne kadar güzelsiniz. Ah, İlahi yani siz de yeni görüyormuş gibi. Ama bugün bir başka parıldıyorsunuz. Aman Hüseyin Bey Allah aşkına abartmayın yani benim her zamanki halim. Hadi size iyi eğlenceler. Sağ ol Cemre'ciğim. Hazırsan istersen geçerken seni de bırakalım. Yok siz gidin ben hazır olunca giderim. Zeynep'i yalnız bırakma olur mu? Merak etmeyin. Hadi taksi bekliyor. Cemre. Hadi. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim Hüseyin Bey.